Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Amin. Bugünkü sohbetimizin konusu Risale-i Nur eserlerinden Lemalar eserinin birinci lemasından geçen Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın kısasından günümüze mesajlar. Bir önceki sohbetimizde Hazreti Eyüp Aleyhisselam kısasından kısaca giriş yapmıştı. Bugün de kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Evet, ikinci lema, birinci nükte. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın zahiri yara hastalıklarının mukabili. Yani Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın görünen hastalıklarına karşı bizim batını iç ve ruhi ve kalbi hastalıklarımız vardır. İç dışa, dış içe bir çevirsek Hazreti Eyüp'den daha ziyade yaralı ve hastalıklı görüneceğiz. Çünkü işlediğimiz her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe, kalp ve ruhumuza yaralar açar. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın yaraları, kısaca hayat-ı dünyeviyesini tehdit ediyordu. Bizim manevi yaralarımız pek uzun olan hayat-ı ebediyemizi tehdit ediyor. O Münacat-ı Eyyubiye'ye, Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın münacatı yani duası, Rabbi inni meseniye durru ente erhamur rahimin. Yani ey Rabbim, bana gerçekten zarar dokundu, sen ise merhametlilerin en merhametlisisin. O Münacat-ı Eyyubiye'ye o Hazreti'nden bin defa daha ziyade muhtacız. Bahsus nasıl ki o Hazretin yaralarından neşet eden, onun yaralarından çıkan kurtlar kalp ve lisanla ilişmişler. Öyle de bizleri günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hasıl olan vesveseler, şüpheler, neuzu billah, mahale iman olan batine kalbe ilişip imanı zedeler. Ve imanın tercümanı olan lisanın zevki ruhanisine ilişip zikirden nefretkârane uzaklaştırarak susturuyoruz. Evet, günah kalbe işleyip siyahlandıra ta nur-i imanı çıkarıncaya kadar katlaştırıyor. Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. O günah istiğfar ile çabuk ima edilmezse kurt değil, belki küçük bir manevi yılan olarak kalbi ısırıyor. Bezzaman Hazretleri bu okuduğumuz birinci nütede vesveseler ve şüpheler üzerinde durmuş. Şüphe imanı zedeleyip küfre yol açacak bir sebep iken vehim ve vesvese ne küfürdür, ne şirktir, ne de günahtır. Çünkü vehim ve vesvese insanın kalbine ve aklına gayri ihtiyarı gelen bir durumdur. Onu mesul etmez. Yalnız aşka gitmemek lazımdır. Akıl ve kalp emniyet içinde itminan bulsa da bu vehim kuvveti kolay kolay teslim silah etmez. Ancak ilimde ve imanda yüksek makam sahibi zatlar bu duyguyu tam manasıyla teslim silaha mecbur etmişlerdir. Ekseriyetle vehim, vesvese ve buhranların kaynağı gaflet ve günahlardır. Her insanda vehim ve vesvese bulunabilir. Bunun için daima teyakkuzda olmak lazımdır. Bezzaman Hazretleri bu inceliğe şu şekilde işaret ediyor. İlmi kelamda, yani kelam ilminde iman kalp ile tasdik, dil ile ikrar olarak tarif edilmiştir. Yani imanın tasdik edilip onaylandığı yer kalptir. Tasdik etme, onaylama, kabul etme vesaire işlemlerin hepsi kalpte geçer. Akıl araştırır, bulur, inceler, sonra kalbe havale eder. Kalp ise aklın gönderdiği bu bilgiyi ya kabul edip tasdik eder ya da inkar edip red eder. Kalbin vazifesi tazdik ya da inkardır.
Kalp insanın mahiyetinde bulunan ruh, vicdan, akıl, latifeler vesaire gibi bütün duygu ve cihazların merkezi ve efendisi hükmündedir. Aklımız dahil bütün duygularımız kalpten gelen emir komuta zincirine göre hareket eder ve onun sevk ve idaresi altındadır. Mesela kulak ezanı işittiğinde kalp kişiye namaz kılınmasını emreder. Evet, kulak ezanı işittiğinde kalp kişiye namaz kılmasını emreder. Göz harama denk geldiğinde kalp bakmaması gerektiğini ihtar eder. Kalpteki iman ne kadar güçlü, sağlam ve tahkiki ise kalbin insanı iman çerçevesinde sevk ve idare etmesiyle o kadar sağlam ve sağlıklı olur. Şayet kalpteki iman zayıfsa kalbin insan üzerindeki etkisi de o nispete zayıf kalacaktır. Akıl ve vicdan kalbi besleyen ve kalbin olgunlaşıp sağlam olmasına vesile olan iç ve dış veri kaynaklarıdır. Vicdan kalbi içten besler. Akıl da dışarıdan besler. Dışarıdan kalbe gelen veriler kalbin içinde harmanlanır, sonra bu veriler işlenir. Sonra ya tazdik ya da inkar edilir. Tazdik edilirse iman olur. İnkar edilirse küfre olur. Allah muhafaza etsin. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu Mutaffifin suresi ayet 14'te Bel râne alâ kulûbihim buyurmuş. Mali doğrusu onların kazandıkları günahlar birike kalplerini kaplayıp kararmıştır. Mezkur ayette kalplerin yavaş yavaş küfre doğru kaymasından bahsetmektedir. Zira her bir günah kalbi paslandırır ve nihayete küfre sokar. Ondan sonra ise kalbin mühürlenmesi söz konusu olur. Bundan anlaşılıyor ki küfrün kalbe yerleşmesi tedrici bir şekilde ve günahların yaptığı tahribat neticesinde olmaktadır. Ve zaman Hazretleri Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın zahiri yara hastalıklarının mukabili karşısında bizim batını ve ruhi ve kalbi hastalıklarımız vardır. İç dışa, dış içe bir çevirsek Hazreti Eyüp'ten daha ziyade yaralı ve hastalıklı görüneceğiz demiş. Başka bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz.